Gemiye binmenin şartı. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Sahipsiz olmak felakettir. Çünkü ahirette de bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu geçici dünyada bile birine sormadan, levhalara bakmadan bir yerden bir yere gidemiyoruz. Ahirette hiç mümkün değildir. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların ehli sünnet gemisine binenler çok şanslıdır. Bulunduğu kat yaptığı hizmet önemli değildir. İster kaptan, ister temizlikçi olsun. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, gemi salimen karaya ulaşınca, kaptan yalnız kendisini değil, herkesi sahile çıkarır, buyuruyor. Bu gemi büyük bir gemidir, binen kurtulur. Geminin büyüklüğü cüssesinden değil, kaptanından belli olur. Geminin kaptanı Nuh aleyhisselamsa o gemi selamettedir buyurmuşlardır. Alimler peygamberlerin varisidir. Büyüklerin kullandığı gemiye binen kurtulur. Fakat bu gemiye binmenin ağır bir şartı vardır. O şart ihlastır. İhlası olan bu gemiye biner. İhlası biten iner. Yani gemiden düşen bilsin ki ihlası bitmiştir. İhlası azaldıkça güvertenin kenarına doğru gider. Sonra Allah korusun bir fırtına, bir dalga olunca, yani en ufak bir imtihan veya sıkıntıda bu gemiden düşer gider. İhlaslı olmak sigortamızdır, güvencemizdir. Gücümüz, kuvvetimiz, birlik ve beraberliğimizdir. İhlassız olmak felakete gitmenin alametidir. İhlas azalır, azalır, bittiğinde de kişi kendisini deryanın ortasında bulur. Ondan sonra köpek balıklarına yem olur. Yani kötü arkadaşlara ve kendi nefsine mağlup olur. İhlasın ilk şartı din kardeşini kendinden daha fazla sevmektir. Din kardeşine olan saygısı, muhabbeti, itaati, bağlılığı kendisine olan muhabbetten daha fazla değilse büyüklere olan muhabbeti de noksandır. En büyük tehlike, en büyük felaket ben büyükleri seviyorum ama bu talebesini sevmiyorum demektir. Böyle söyleyenin büyüklere olan sevgisi yalandır. Çünkü hocasını seven, hocasının sevdiğini sever. Sevmediğini sevmez. Büyükler bütün talebelerini severler. O halde herkes birbirini sevmek zorundadır. Sevmeyen güvertenin kenarına doğru yol alıyor demektir. Allah korusun, o hala kendini gemide zanneder ama işi bitmiştir. Ölünce anlar ama iş işten geçmiş olur. İhlas azalınca. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bu dünya ahiretin tarlasıdır. Kıyametteki pişmanlığın faydası yoktur. Tevbe istiğfar etmeli. İnsan kendinden iğrenmeli. Din kardeşinin ayaklarına toz olmalıdır. Bunun için nefsimizi kırmalıyız. Acı da olsa hak söze peki demeliyiz. Hastalık ne kadar dehşetliyse, verilecek ilaç da o kadar şiddetli olur. Mübarek bir zat bir hastalığı için ameliyat olduktan sonra şiddetli bir sıtmaya yakalanır. Padişahın da özel ilgisi ve emriyle hekimler seferber olur. Çok kuvvetli ilaçlar verirler. Çünkü sıtma her tarafını sarmıştır ve çok acı çekmektedir. Nihayet çok sıkı bir takip ve tedavi sonucunda şifa bulur. Ancak ameliyattan sonra ortaya çıkan sıtma mübarek zatı meraklandırır ve hekimlere sıtmanın sebebini sorar. Onlar da şöyle derler. Ameliyat için verilen çok ağır ilaçlar, vücudun savunma sistemini o kadar zayıflatmış ki, yıllar önce vücudunuza giren bir sıtma mikrobu, savunma sisteminin zayıflamasını fırsat bilip ortaya çıkaran bütün vücudu sarmış. Yani sıtmaya yakalanmanız yeni olmamış. Ama savunma sisteminiz güçlü olduğu için, şimdiye kadar size bir şey yapamamış. İnsanların kalbinde de böyle habis mikroplar, Öyle kötü huylar vardır ki, ihlas azaldığı zaman hemen ortaya çıkarlar. Bazı zaman dün bu adam böyle değildi, bugün niye böyle oldu diye hayret ettiğimiz kimseler olur. İşte vücudun savunma sistemi alınan ağır ilaçlar sebebiyle zayıfladığı gibi insanın ihlası da günahlar, dünya sevgisi ve öfke gibi sebeplerle azaldıkça azalır. En sonunda kişinin içindeki bütün o habis mikroplar bünyesini sarar, ondan sonra zaten kurtulması ve düzelmesi çok zordur. Onun için merhum hocamız, hastalıkta şifa vardır buyururdu. Çünkü hasta olan üzgün olur, kırgın olur, kendini ölüme yakın hisseder. Bu ise kalbe şifadır. Çünkü rahat ve huzurda insanın nefsi azar. Kalp de nefse uyup azar. Kararır ve hastalanır. Hastalıksa nefsi kırar önemli olan vücudun şifası değil, kalbin şifasıdır. Her şeyin bir şifası vardır. Kalbin şifası da Allahü Teala'nın zikridir. Hadisi şerifi gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan her şey, her yer kalbe şifadır. Cenabı Hakk'ın isminin bahsedilmediği yerse